değer mi olurmuş be? Değer de demiyor be. Yağmur Bey de olabilir. Daha kalkılmış. Dün gece rüyamda çok güzel bir ziyafet sofrası gördüm, canım çektiler. Sen de bana akşama böyle bol yemekli bir ziyafet sofrası hazırlasın. Manikaysın. Sen rüyanda Cindy Crawford'u görsen canım çak çekti. Bana bir Cindy Crawford yapabilir misin mi diyeceksin. Maymun iştahlayı. İyi madem öyle ziyafet sofrası hazırlamayacağım. O zaman geç içeride helva kızart. Ne helvası be? Cemizli tahin ayısı. Ziyafet sofrasını hazırlamazsan seni öldüreceğim. Kendi helvanı da işte ölmeden evvel kızartmış olsun ha. Hem ölmeden evvel helvandan tatmış olsun bir iki tane. Bak. Parantez içinde bak. Ne kadar merhametliyim bak. Görüyorsun değil mi? Hiç kusura bakma. Yani ziyafetlik yemek hazırlamayı bilmeyen ben. Ziyafet cahiliyim. Bilmiyor mu? O zaman sana öğretelim. Bak şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. Sana yemek tarifi verelim. Malzemelerimiz hazır Ümit Efendi. Hadi başlayalım. Şimdi hazırlayacağımız yemeğin adı kahılmış bayıldı. Allah seni adı verdi. Kahılmış bayıldı. Ulan bu ne biçim yemek ismi be? İşte öyle bir yemek ismi. Şimdi evvela yemeğe başlamadan evvel şöyle malzemelerimize bakalım. Evvela orta boy kıvamında bir kahılmış alınır. Kulak memesi kıvamında karıştırılır. Lan bıraksın Allah belanı vermesin lan varit defnesi bayıl. Bundan sonra iri bir yumruk alınır, hazırlanır ve alnının çatına dağılır. İşte kahılmış bayıldı. Ne talimsiz başım bağırmış benim ya. Lan nereye gidiyorsun lan dur. Ya şimdi kalkılmış oturtma, kalkılmış kızartma, kalkılmış yarok yapacağız daha. Dur bakayım gel buraya. Bırak! Allah cezan ver! Allah belan vermesin! Bırak! Allah cezan ver! Surut şimşeği Tepeköylü Efeoğlu. Kadir abi bak aradığımız yarım ayağımıza geliyor. Yok ise her gelsin. Selamünaleyküm. Oo aleyküm selam getirmiş. Yüksek müsaadelerinizle kayfaya girebilir miyim Kadir abi? Girebilir miyim ne demek edilmiş? Bundan sonra sen bu kahvede kırmızı pasaportlu sayılırsın. Yani bu ne demek? Benden izin almadan bu kahveye girebilirsin demek. En gözünü sevdiğimin globalleşmesi. Sen nelere kadirsin be? Ben de kalan kayfaya laf patanak girebileceğim. Üstelik bu kahvenin VIP köşesinde. Yani benim masamda oturacaksın. Ya. aferin. Edilmiş, duyduğum kadarıyla sen atlardan iyi anlarmışsın. Yani atların orijinlerini falan bilirmişsin ha? İyi duymuşsun abi, ayıp bir söylemesi. Veli Efendi benim yanında çırak kalır. Hatta Türkiye Jockey Kulübü 900-900 ara Al Capone hattı gibi 900-900 ara itilmişi hattı kuracakmış. Üstelik insanlar arayıp senden tüyo alacaklarmış. Doğru mu? Doğru abi. Jockey Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yirgin yakın ahbabım olduğu için irca etti. Ben de kıramadım. Üstelik senin elin çok hafifmiş itilmiş. Doğru da hafif. Ne demek istiyorsun abi? Yani iyi iğne yaparmışsın. Bu gece gizlice ahırlara girip yarın koşacak atlardan birine bu dopingi yapacaksın. Biz de yarın o ata oynayacağız. At birinci gelecek. Böylece sayende bütün mahalleleri zengin olacak. Sen kafayı mı zıplattın Kadir abi? Atlara doping yapılıyor diye bir şey duydun mu sen? Öyle şey yok ki. İyi ya oğlum. İlk biz yapacağız. Böylece kimse kullanmamış olacak. Ben canıma susamadım Kadir abi. Jockey kulüp bir duyarsa vallahi canımı okurla beni linç ederler onlar. Bu dopingli iğneyi almazsan asıl ben seni linç ederim. Tamam abi aldım. Üstelik bir jockeyin yumruğundan ne olur ki? Kerpecik yumrukları vardır onların. Bu işi yapmazsan ben seni şu balyoz yumruklarımla öyle bir linç ederim ki o zaman görürsün. Sen daha işe gitmedin mi la yatalak inek? Ulan terminatör yok. Öyle bir devdin ki kolumu kıpırdatamıyor.
Kıpır diyem ki de kıpırdamıyor. Kıpır, kıpır. Bak hiç beni dinleyem. De sen işe gitmezsen benim olağan rakı ve altılı kanyen mesarıflarımı kim karşılayacaklar? Artık ben bilmem orasını. Bir iş bulur çalışırsın. Ha ben bugüne kadar kadın halinden çalışıp sana baktım. Bir de yerde sen bana bak. Ana sen kalkınmış. Beni bak. Seni ayağa kaldıracak şahane bir formül buldum. Ana lan ne o lan? Dur. Nereden buldun onu? Ne yapıyorsun? Dopingin iyi bağını sormak anlamışsın. Ulan doping mi yaptın sen bana? Ulan temizlikçiler konfederasyonu duyarsın beni temizlik olimpiyatlarından diskalifiye ederler. Da nasıl lan hayat belirtileri var mı kalkınmış? Valla ne bileyim ben. Benim bir şey enerjim böyle doldu. Sanki tekrardan doğmuş gibiyim. Ya bir içimden hoplamak, zıplamak geliyor ha. Vallahi vallahi geldi mi? Çok iyi hissediyorum ya. Vallahi çok iyiymiş bu be. Anne, kız, Rukiye. Sen bu saatte mi işe gidiyorsun kız? Rus bukarı. Hadi ben kovaya girdim. Sana ne oluyor ya? Kız sana söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceğine söz ver. Ben söz vereyim. Temizlikçi sözü. Öyle mi? Ya, ama uzatma bir anlatacağım. Bak akşam rahatsız yaptıktan sonra televizyonu açtım. He? Anam bir de ne göreyim kız? Erkek güzellik yarışması yapılmıyor mu? Sabaha kadar gözlerimi kırpmadan onları seyrettim. Allah bilanı vermiş. Sen o yüzden mi geç kaldın ya? Ha, kız sen öyle diyorsun ama yani bu kadar güzel erkeği bir arada görmek mümkün değil. İçinin yağları böyle eriyor. Kaç yıllık profesyonel seksi kadınım. Hiç bu kadar güzelleri bir arada görmedim. Hakikat mı diyorsun kız? Pek güzelim. Öyle, Allah bilanı vermesin be. Beni de yoldan çıkarttın sen be. İşim gücüm var be. Gidiyor hadi bırak. Kız dur. Nereye gidiyorsun? Bekle yetişemiyorum. Buna ne olmuş? Senedine bir anne var yüzüm diye, yüzüm diye, yüzüm diye. Canan ucu bakışları kuzünde, kuzünde, kuzünde. Kuzünü sevdiğimin dopingi. Vallahi Hülya Avşar'ın reklamlarındaki gibi beş ayrı parçayı bölünmeden beş ayrı işi de yapabiliyor. Kusuyum diye, kusuyum diye. Canan ucu bakışları kusuyum diye. Aa, kakılmış. Ayol pratikliğine hayranım. Bir anda kaç iş birden yaptı. Bravo vallahi. Ben çok işlevli İsveç temizlikçisiyim. Hani çok işlevli İsveç çakıları var ya ondan yani. İki saatte evi pırıl pırıl yaptın. Her işi bir anda yaptığın yetmiyormuş gibi bir tane espri sıkıştırıyorsun. Ben temizliğim, profesyoneliyim. Vallahi her şeyi bile şıpıldanak yapabilirim. Bir de o ütülmüş ayısını bir temizleyebilsem. Biraz daha çabuk olabilir misiniz? Ah, acaba tamam, benim işim tamam, bitti. Tamam, tamam. Daha başka tamam, bir yeri temizlemeye tamam, daha gideceğim tamam, ya. Tamam. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar, helvetler. Lan ütülmüş. Vallahi yerimde duramıyorum ya. Nereden buldun bu iğneyi de yaptım lan? Vallahi bir yere kendimi maynak gibi hissediyorum. Oynuyorum, hopluyorum, zıplıyorum. Vallahi enerjim hiç bitmiyor. Bak şimdi sana artistik bir perende atayım. Gördün mü? Bak enerjim hala bitmedi. Vallahi 5 saatte 2 tane ev birden temizledim. Bana mısın demedi. Hiç bu kadar param olmamıştı valla. Param demek istedin yani. Ve bakayım dili süstü ve param. Ya avucunu yalarsın. Paranı şu şekilde ödememi ister misin? Diyalektik ayol. Ah dedin, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şu yeni aldığım yumrukları hiç görmüş müydün sen? Allah kalkmış, dopingletmişler seni, feleğim şaştılar. Ve dedin de aklıma çok parlak bir fikir geldi. Ulan bundan sonra dayak hayatımız bayağı değişecek, renklenecek. Şimdi ütülmüşüm. Seninle çarkı felek yarışması yapıp
Şaşan feleğinin lehlik ayarını tekrar düzeltmeye çalışacaksın. Şimdi bu elimde görmüş olduğun kaşık var ya, çarkı felek yarışmasının şeysi olsun. Hani bir yere dönüyor ya, ondan sonra duruyor. İbresi olsun yani her şeyle. Ya hazırsan başlayalım yani. Ne olsun, yapma lan kakılım işte. Kuş düşeceği bu kadarı ezmek mi lazım? Evet, bir önce çeviriyorum. Çok bağlısın Betirmiş. Şimdi bir sessiz harfiyeyle bakayım. Ya bittik sen kalkınmışsın B'si. Şimdi panımıza bakıyoruz. B harfimiz yokmuş. Tekrar çeviriyorum. Ana bu sefer de iflas yoktu. Mecburen böbreğini iflas edeceğiz. Ben de iflası görmüyorum ulan. Pas işte basmaya pas geldi lan. Yalan yok. Mübreklerini iflas ettireceğiz. Şimdi tekrar çeviriyoruz bakalım. Evet. 750 puan. Bir de sesler söyle bakayım. İstersen satın alabilirsin. Şu dopingin etkisi mi geçti? Sana 750 puana triplex bitirin mezar alırız. Ulan sesli bir harf satın alsana salak! Demek A harfini satın alıyorsun. A harfini satın aldığına göre direktman yumruğun Y'sini, tekmenin T'sini, dayağında D'sini promosyon olarak bedava veriyoruz. Beğendin değil mi lan? Promosyon ayısı. Şimdi hediye standımıza geçiyoruz. Ana! Otoyumdan tam otomatik yumruk seti kazandım, itilmiş. Sence sakıncası yoksa kalkılmış, kazandığım hediyeleri Kızılay'a bağışlayabilir miyim? Anne, sen çok akıllısın be, hiç öyle şey olur mu? Kazandım, alacaksın. Lan hibe ediyorsun diye, lan hibe lan. Anne. Hey gidi dopingi icat eden Profesör Albert Doping abi. Nur içindeyiz inşallah. Sayende itilmişten yaklaşık bir haftadır birikmiş olan intikamımı aldım. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Ne oldu lan itilmiş, ne bu? Sorma Kadir abi, at depti vallahi. Hem de öyle bir depti ki feleğim şaştı. Ve yüz doping şişesi de kırıldı abi. Lan salak. Zaten bu işi beceremeyeceğini tahmin etmiştim. İyi ki yedek bir doping şişesi almışım. Getir ulan şu doping şişesini. Ya bunun yedeği mi var lan? Çok makbulü geçti vallahi bize. Sırtarma lan, sırtarma. Eğer bu şişeyi de kırarsan kendini ölmüş farz et. Hatta farz etme kısmını sen hallet. Ölüm kısmını severek ben hallederim. Hiç kırar mıyım abi? Bu benim için çok makbule geçti. Çok işimi görecek vallahi. Ne biçim bir enerji bu be? Hiç bitmek bilmiyor. Ana, acaba diyorum hükümet gibi gidip konuşsam bu nükleer enerji yerine adamlara kendi enerjimi satabilir miyim ben? Hem çevre kirliliği de yapmam. Ne de olsa bunca yılın temizlikçisiyim değil mi? İyi günler kalmış hanım. Sen mi geldin framboazlı ayı? Ben de enerjimi nereye sarf edip diye düşünüyordum. Şimdi buldum. Yer misin yemez misin? Kalkılmış hanım. Kendime yapacağım bu doping iğnesi seyyesinde hayatta hiçbir enerjim kalmayacak şimdi bak. Çünkü seni geberteceğim lan kalkılmış. Kendini yapma, Allah aşkına yapma bak. Doping ayıların sağlığı için çok tehlikeliymiş, yapma. Ayıların sağlığını bilmiyorsun ama kalkılmışların sağlığı için çok tehlikeli olduğunu biliyor. Zeytin şimdi bunu bilimsel olarak da kanıtlayayım. Anam, elveda hayat. İnce ince